Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde JavaScript'te diziler konusuna değineceğiz. Değişkenler ve veri türleri dersinde zaten dizilerden bahsetmiştik. Birden fazla verinin saklanması için oluşturulan değişkenlere dizi adı veriliyor. Dizilerin oluşturulmasındaki temel düşünce birden fazla veriyi tek bir değişken altından, birden fazla veriye tek bir değişken altından erişebilmektir. Değişkenlerdeki her bir veriye eleman deniliyor. Dizi elemanları indeks değerleriyle çağrılıyorlar ve indeks bir elemanın dizi içinde nerede yer aldığını gösteriyor arkadaşlar. İndeksler ayrıca birçok programlama dilinde olduğu gibi sıfırdan başlıyor, birden başlamıyorlar. Sıfırdan başlamasının sebebi programlama dillerinin tamamen insan mantığı üzerine oluşturulmuş olmasıdır. Dizide eleman tanımlamak için kullanılan 3 tane yöntem vardı. İlkini sözünü ettiğim derste görmüştük. Şimdi bunlara bakalım. Bu arada projenizi açtığınızda arkadaşlar output şöyle göstereyim. References file, references JS not found şeklinde bir uyarı alabilirsiniz. Bundan kurtulmak için bu iki dosyayı alın. Scripts klasörünün içine atın arkadaşlar. Burada belirttiği yere atın. Şimdi bunlardan bahsedeyim size. References arkadaşlar IntelliSense. Yani kod yazarken çıkan küçük pencereler vardı hatırlarsanız. Bize yardımcı oluyorlardı. Ona IntelliSense deniyor işte. Onu References JS dosyasından algılıyor arkadaşlar. Her ne kadar bizde Sharp'ın eklentisi olsa da yine de bu hatadan kurtulmak istiyorsanız bunu yapın. Hemen açıyorum. İçinde de patikası var, yani yolunu belirtmiş. jQuery'nin son sürümünü indirip bu yolu verirseniz arkadaşlar uyarıdan kurtulabilirsiniz. Ctrl-Shift-B ile projemi build ettim. Bu hata eski bir hata arkadaşlar, bu tarihteki. Şu an bir hatamız yok. Bu şekilde hatadan kurtulabilirsiniz. Şimdi dizi tanımlamasına dönelim. Varsayılar diyorum. New Array. Şöyle küçük yazayım. 0. 1, 2, 3. Daha sonra çıktısını alalım arkadaşlar, her zaman yaptığımız gibi. Document write sayılar diyorum. Projemi çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3 şeklinde değişkenlerimizi görebiliyoruz. Bu ilk yöntemdi. İkinci yöntem köşeli parantez yöntemidir arkadaşlar. En çok bunu kullanacağız. Çünkü en kolay bu. Üç şeklinde. Bu şekilde bir tanımlama yapıyoruz köşeli parantezlerde. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi aynı. Üçüncü yöntemimiz arkadaşlar tek tek tanımlama yöntemi. Varsayılar, new array diyorum. Şu an boş bir dizi oluşturdum. Daha sonra elemanlarımı tek tek giriyorum. İlk indeksi, ilk değeri 0 olsun. İkincisi, düzeltiyorum. Bir olsun. Tabii bu şekilde yapmıyoruz. Çok özür dilerim arkadaşlar. Karman çorman oldu. Sayılar 2. Ve sayılar 3 diyorum. Bunu da yazdıralım. Evet, sayfamı yeniledim. Bu şekilde de yazılabiliyor. Şimdi arkadaşlar dizimizin boyutunun ne kadar olduğunu sorgulayalım. Bunun için length özelliğini kullanıyoruz. Böyle uzunluk anlamına gelen length'i yazdığım zaman 4 boyutlu, yani 4 tane elemanı olan
bir dizi olduğunu anlayabilirsiniz. İstenilen elemana ulaşmak için de indeks değerini kullanıyoruz arkadaşlar. Örneğin ikinci indekse yani 0, 1, 2, 2 numaralı elemana ulaşmak istiyoruz. Bu şekilde ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi dizi elemanlarını değiştirmeyi öğrenelim. Oldukça kolay. Şunu silip artık daha kolay bir şekilde göstereyim. 0. Şeklinde bir dizi tanımladım. Sayılar 2 diyorum. Değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Tekrar bir tanımlama yapabilirsiniz bu şekilde. Ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz 0, 1, 2, 3 şeklinde. Üçüncü elemanımı değiştirdim. 2 numaralı indekse sahip olan elemanımı değiştirdim arkadaşlar. Diziye yeni eleman eklemek için arkadaşlar güzel metotlar var. Bunlardan ilki push metodu. Push itmek anlamına geliyor. Örneğin burayı siliyorum. Daha sonra push diyorum. İçine de 4 ve 5 yazıyorum. Push arkadaşlar dizinin sonuna eleman ekliyor. Gördüğünüz 0, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde ekleme de yaptı. Diğeri Unshift var arkadaşlar. Unshift'te başına ekliyor arkadaşlar. Şöyle eksi 2 eksi 1 yazalım. Örneğin eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 şeklinde gidiyor. Dizideki elemanları ekleme yaptıktan sonra aynı zamanda silebiliriz arkadaşlar. Bunun için splice metodu var. Örneğin burayı sileyim, bir elemanını silelim. Hatta orası kalsın arkadaşlar, eksi 1 dedik. Sayılar. O eklediğimiz değişkenleri silelim. Nereden başlasın silme, kaç tane silsin diyoruz. Sıfırdan başlasın yani sıfırıncı indeksten başlasın. İki tane eleman silsin diyoruz arkadaşlar. Eksi 2 ve eksi 1 gidecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir silme işlemi yapabiliyoruz. Daha sonra pop ve shift metotlarımız var. Pop metodu dizinin son elemanı, shift metodu ise dizinin ilk elemanını silmeye yarıyor. Örneğin şu kısmı siliyorum. Sayılar pop. Son elemanı sildim. Daha sonra shift diyorum. Bu da ilk elemanı siliyor arkadaşlar. Sadece 1 ve 2 kalsın yani 0 ve 3 silinsin diyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir silme yapabiliyoruz. Delete operatörü de var arkadaşlar. Bu operatör ilgili elemanı listeden çıkarıyor ve yerine tanımsız bir eleman atıyor. Diğer bir ifadeyle ilgili indekse ait elemanı tanımsız yapıyor. Şu kısmı sildim. Delete diyoruz arkadaşlar bu operatörde. Bir fonksiyon değil bu. Daha sonra sayıların birinci indeksine sahip değişkenini silsin diyoruz. Gördüğünüz 0, 2, 3. Bu iki virgül arasında şöyle büyüteyim biraz. Bir boşluk var. Burası tanımsız arkadaşlar. Bu bunu gösteriyor. Ve uzunluğumuz da yine 4 olacaktır. Yani 4 boyutlu bir dizimiz olacaktır. Diziden eş zamanlı olarak eleman silme ve ekleme. Bu da oldukça basit arkadaşlar. Sayılar
Unshift diyorum. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1 olsun. Dizinin başına 3 tane değişken ekledim arkadaşlar. Daha sonra sayılar. Splice fonksiyonunu kullanıyoruz. İlk 3 elemanı sil diyorum. Daha sonra bunların yerine zin zin, zom zom ve zum zum olsun. Bunları ekle diyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. 0'dan 3'e kadar olan, yani 0. indeksten başlayıp 3 tane elemanı sil. 0. indeksten sonraki yerlerini zin zin, zom zom, zum zum ekle diyorum. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zin zin, zom zom, zum zum şeklinde değişkenlerimiz eklendi. Eksi 3, eksi 2 ve eksi 1'ler ise silindi arkadaşlar. Dizilerin birleştirilmesi konusuna değinelim. Concat metodumuz var arkadaşlar. Birden fazla diziyi birleştirmek için kullanılıyor. Örneğin bu da var. Cinler olsun. Zin zin. Zom zom. Zep zep olsun burası da. Var sayılar ve cinler adında yeni bir dizi tanımladım. Sayılar dizisine cinler dizisine ekle diyorum arkadaşlar. Concat bu şekilde kullanılıyor. Concat fonksiyonu. Daha sonra sayılar ve cinler dizimi yazdırıyorum. Gördüğünüz 0, 1, 2, 3 zin zin zom zom zep zep şeklinde yazdırabiliyorum. Elemanların sıralanması konusuna bakalım. Sort fonksiyonu var arkadaşlar. Dizi elemanlarını küçükten büyüğe göre sıralıyor. Bu kısmı sildim. Hatta burayı da siliyorum. Tek yapmanız gereken arkadaşlar, sonuna, dizinin sonuna bu şekilde yazmanız. Küçükten büyüğe göre sıralıyor demiştik. Şu kısmı düzeltiyorum. Sort yapmalıyız. 1, 2, 3 alfabetik sıraya göre dizdi arkadaşlar. Reverse metodu ise tam tersine düzüyor. Yani ters alfabetik sıraya göre sıralıyor. 3, 2, 1, 0. Hatta sayılı değerlerini de yazayım arkadaşlar. 1, 2, 3 şeklinde nümerik değerler ekledim. Nümerik değerler daima harfsel değerlerden önce yazılır. Gördüğünüz gibi tersten sıraladığım için en sona düştü. Sort yazarsam daha rahat görürsünüz. 1, 2, 3 nümerik değerler ilk olarak yazılmış oldu. Dizide değişken aramak konusuna bakalım. Index of metodumuz var. Diyelim ki bir dizide çok fazla elemanımız var ve bir elemanı arıyoruz. Fakat nerede olduğunu bulamıyoruz. Bunun için index of fonksiyonu kullanıyoruz. Bu metot aranan elemanın index konumunu veriyor arkadaşlar. Şeklinde olsun. Document write index of diyorum. Şu alttaki şekilde o'su büyük. Daha sonra tırnak işareti içine İki elemanını arayalım. Bakalım kaçıncı sıradaymış. Gördüğünüz gibi ikinci indeks numarasını verdi. Elemanların dönüşümü ve metinsel işlemler. Dönüşümü öğrenmeden önce bir dizi içerisindeki elemanların hangi veri türüne ait olduğunu öğrenelim. Type of fonksiyonundan başlıyorum. Şu kısmı sildim. Örneğin type of sayıların dördüncü elemanı, dördüncü indekse sahip olan elemanı ne diye soruyorum. Yani üçüncü elemanı soruyorum arkadaşlar. Düzeltiyorum. Bir numaralı elemanı soruyorum. İndex evet doğru. Bir numaralı elemanı soruyorum. Bunun bir number olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi dönüşüme bakalım.
toString metodumuz vardır. Dizi içindeki tüm elemanları string veri türüne çeviriyor. Şeklinde dizimiz olsun. Daha sonra varsayılar diyorum. Sayılar toString diyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Daha önce burası numerikti. Bunu string hale çevireceğiz. Buradaki numerik değerleri de. Şimdi tekrar bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 numaralı değişkenimiz, yani 1 numerik olmaktan kurtuldu. Yerine string bir ifade yaptık. Ve son olarak arkadaşlar join fonksiyonundan bahsedeyim. Normalde çıktığımızı yazdırırken elemanlar arasına virgül konuluyor. Şu şekilde olduğu gibi. Şurayı sileyim. Arasına virgül konuluyor arkadaşlar. Bunun yerine başka karakterler de kullanabiliriz. Burası kalsın. Sayılar join diyorum. Tırnak işareti içine nasıl göstermek istediğimi yazıyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Tekrar bakalım. Bu kadar basit değilmiş. Burayı siliyorum. Yazdım. Sayılar join. Tamam. Burası da doğru. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi virgül yerine artık tire ifadesini kullandık. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.